Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hiçbir sıkıntı yoktur bugün. Sakızla GTA 3 oynayacağız. Evet, hep soruyordunuz hangi sakızı çiğniyorsun falan diye. Böyle bir sakız. Birazcık daha yumuşak, sert bir sakız çiğnerim. İlk defa bu kadar yumuşak bu sakız, bilmiyorum niçin. Ay, ablayı da durdurduk. Her bölüm, her GTA bölümü bir ablayı vurmadan edemiyoruz. Şu ilk görev yapalım da sonra sizlerle birazcık gezelim. Tekrardan 95 GB'lık oyunu indirmeye sundum. Ondan ötürü efendim oyun tekrardan iniyor şu an. Umarım inecek ve oynayacağız. Yani ya roleplay beni gerçekten zorladı diyebilirim. Niçin? Şimdi roleplay sunucuları sınırlı. İşte yok whitelist olayı var. Whitelist dediğimiz ne? Açıkçası ben de bilmiyorum. Ama mülakat gibi bir şey yapıyorlar seni. Roleplay sunucusunu alacak vakit. İşte soruyorlar. Roleplay fail nedir? RP fail bilmem ne. Bir sürü roleplay terimi soruyor adam sana. Beni aldı. O şeye soru mülakat yerine Discord'da dedim ben bir şey bilmiyorum. Yani öğretirseniz yaparım. Yok kardeş dedi, sen git dedi. Whitelist olmayan serverlarda takıl dedi. Bu sefer de o serverlarda herkes birbirine vuruyor falan, böyle çok gıcık bir şey. Neyse beceremedim kısacası.
Bilgisayarındaki oyunlara
kendimizi alırdık veya bir arkadaşın ayrıyeten şey yapanlar olurdu. İnternet kafeye gidip oradaki oyunları atanlar olurdu kaçak göçek. Niye? İnternet kafeci ateş bağısı korsan oyuna para isterdi. Çevremdeki arkadaşlarım da giderdi internet kafeye 1 liralık açtırdı adamlar bir saatte. Türlü türlü oyun atardı. Bunu da hiç unutmam. 1000 dolar mı istiyor? Var baba, hiç sıkıntı değil. Şimdilik diyor bedava ama diyor sonrasında 1000 dolara arabanı boyarız diyor. No problem my baby. Bir günde Flatout diye bir oyun. Flatout muydu? Flatout. Flatout. Ya araba oyunu Flatout altı olması lazım. Flatout altta. Bu oyunu gördüm, mekanikleri aşırı hoşuma gitti. Neyse. İnternet kafeye gittik, dedik ki biz bu oyunu istiyoruz. İnternet kafedeki abi de 4 lira dedi. 4 liraya atarım dedi. Dedik tamam. Annemden izin aldım dedim. Ben internet kafeye gideceğim arkadaşımla beraber. İşte onunla beraber internet kafeye gidip geleceğiz. Dedi tamam oğlum ama gecikme. Telefonumuz bile yok yani. Minnacık bir şeyiz. Neyse efendim. İnternet kafeye gittik. Büyük bir heyecanla. Kafedeki adama flaşı verdik ama adam dedi ki 4 liraya atarım ayrıyeten açtığımız bilgisayarın da parasına sizden alırım dedi. Yani adam hem 4 lira oynattırma ücreti veriyoruz hem de açılan bilgisayarın saatine 1 lira veriyoruz. Neyse çocuk haklı dedik ki herhalde 2-3 dakika sürer vereceğimiz para. Muhtemelen 25-30 kuruş anca olur dedik. Neyse. Adam açtı bilgisayarı. Genç biriydi. Adam dedi ki bakın çocuklar dedi. Arkadaşla beraber gittik. Ben şimdi size de açıyorum oyunu dedi. Başında bekleyin, istediğiniz oyunu açıp oynayabilirsiniz dedi. Biz heyecandan şey yapmadık yani. Açıp da bir oyun oynamadık. Sadece atılmasını bekliyoruz falan. Ondan sonra adam oyun atmaya başladı. İkiye bir geliyor, oyunu kontrol ediyor, bizi kaldırıyor falan. En son adam dedi ki oyun hata verdi, bir daha atacağız, bir daha atacağız. Öyle öyle adam sürekli iptal edip edip açıyor. Neyse. Biz şey yapıyoruz, hani atılacaktır abi falan diyoruz. Bekliyoruz falan. Ne diyor ya? Hadi sen oğlum, you need some wheels for this job. Anlamadım. Son wheels. Tekerlek mi gerekiyor? Neyse. İnternet kafeye gittik. O zaman. Tabi adam. Hani iptal edip edip duruyor. Biz kıllandık. Artık 4 saat falan oldu. Yemin ediyorum size 4 saat oldu. Annem gel beni merak etmiş. Annem gel. Çıldırmış. Ya bu nasıl yapılıyor, çıldıracağım ya, hatırlamıyorum ki hiç. Neyse efendim. Annem ki merak etmiş. Beni her yerde aramışlar. O internet kafenin de yani orada bir internet kafe olduğunu bile bilmiyorlardı. Ondan sonra beni çok merak etmişler. Annem ki sağ olsunlar. Ondan sonra adam öylece oynatmıştı. En son işte dedi ki abi gitmemiz gerekiyor, ailemizin haberi yok falan filan. Adam en son şey dedi. Oyunu attı en son. Ya fark ediyorsun bazen küçükken ama seni alt eder diye pek bir sesin çıkmıyor açıkçası. Ondan dolayı o zaman bir şey diyemedik açıkçası. O şekilde yani. Çok üzülmüştük. Yani küçüklükte gerçekten zor. En son o oyunu herhalde bir 2 yıl falan oynadık hiç bilgisayarımızdan silmeden. Çünkü yani bizim için çok zordu açıkçası. Çok. Nasıl desem?
Abi araba istemiyor mu? Bizim için çok şeydi. Değişik bir olaydı diyeyim. Biz ne yapıyoruz abi yani? Ha, ikiye bir birileri geliyor. O oyunda bayağı mekanikleri iyi. Gerçekçi bir araba oyunuydu. Çok keyif alırdık açıkçası. Bilmiyorum, ben hayatımda en çok GTA serisinden keyif aldım. Bir de Hamster Heroes diye bir iki kişilik oyun vardı. Ablamla beraber oyundan çok keyif alırdım. Tabii canım. Hoşça kalın, esen kalın, bay bay.